Uşak Arkeoloji Müzesi'nde karın hazineleri bölümündeyiz. Karın hazineleri tabii yurt dışına kaçırıldıktan sonra bir kişiye teşekkür etmemiz gerekiyor. Özgür Acar, gazeteci, yazar. 1985 yılında Amerika'ya gittiği zaman bir müzede bu eserlerin sergilendiğini görür. Daha sonra tabii Türk yetkililere haber verir ve 87 yılından bayağı uğraşılır. En son 93 yılında Türkiye'ye getirilir bu eserler. Özgür Acar sadece bu eserleri getirmekle kalmamıştır. Antalya'ya yolunuz düşerse Yorgun Herakles heykeli vardır orada. Alt tarafı bizde. Üst tarafında 90 yılında yine Özgür Acar tarafından tespit edilmiş ve uzun uğraşlar sonucunda 2011 yılında Yorgun Herakles heykeli de Özgür Acar sayesinde Türkiye'ye iade edilmiştir. 50'ye yakın Karun hazinesi bulunmaktadır. Şu anda zaten bu eserlerin tamamı burada sergilenmemektedir. Ayrı ayrı 3 tümülüsten çıkarılan eserler burada sergileniyor. Burada yine bir kat var. Ortada Pers askerlerini görebilmekteyiz. Bir hamam tası şeklinde. Karun hazinelerinin başına gelen olay pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. 1965, 1966 ve 1968 yıllarında 3 defa tümülüs soyulmuş. Her seferindeki parçalar kaçırılarak yurt dışına Amerika'ya gönderilmiştir. Ve soygunculardan bir tanesi şu anda günümüzde yaşamaktadır. Ve alıcıyla 100 bin lira karşılığında anlaşmışlar. Alıcı 50 bine düşmüş. En sonunda 67 bine fit olmuşlardır. Ama Türkiye Cumhuriyeti bunu Amerika'dan alabilmek için 40 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştır. 2005 yılında Türkiye'de sergilenmeye başladığı zaman 2006'da fark edilir ki bu eserlerin aslında kopyası olduğu. Yani deniz atı broşu sahteydi. Yine bir hırsızlığa karşı kalmış ve müze müdürü borcunu ödeyebilmek için kumar borcunu kanatlı at deniz atını sahtesiyle değiştirmiştir. Daha sonra Almanya'da tespit edilmiş ve Türkiye'ye getirilmiştir eser. Son altından ve üstü mücevherlerle kaplı 14.3 gram ağırlığındadır. Adı deniz atı olsa da aslında kafası at, vücudu ve kuyruğu balık şeklinde olan, üstünde bir de kanadı olan bir hayvandır. Yarı at, yarı insan Centaur veya kanatlı Pegasus gibi mitolojik bir karaktere benzer daha çok. Bir anlamda bu mitolojik yaratık at gibi karada yürüyen, balık gibi denizde yüzen, kuş gibi havada uçan ilginç bir hayvanın varlığına olan inancın dünyadaki tek eşsiz eseri olarak karşımıza çıkmaktadır. Karun hazineleri kader mi lanet mi sorusu karşımıza çıkmaktadır. Hazinenin gömülü olduğu yerden çıkaran 5 köylüden bugün sadece Kemal Çakar hayatta olmaktadır. Kemal Çakar'la yapılan bir röportajda kendisi diğer 4 köylünün acımasız şekilde öldüğünü de belirtmektedir. Bir tanesi 4-5 tane hastalık çektikten sonra ölmüştür. Birisi delirmiş, birisi cinayete kurban gitmiş, diğeri ise traktör altında kalmıştır. Yine tabii bu eser 2005 yılında kaçak olduğu anlaşılmıştı hatırlarsanız. Müze müdürü kumar borcu için bu eserleri yurt dışına, kanatlı broşu yurt dışına satmıştı. Kanatlı broşunun sahte olduğu 2006 yılında anlaşıldı ve müze müdürü yine bu lanetten nasibini aldıdır. 17,5 yıl hapis cezası almıştır. Karun hazineleri sahte de diğer müzelerdekiler sahte değil mi? En son baktığımız zaman Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'ndeki 202 eserin kayıp olduğu, 46 eserin sahte, 27 eserin orijinalliğinden ağır kuşku duyulduğu da bilinmektedir. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Gaziantep Zeugma Müzesi'nde 150 eserin eksik olduğu da tespit edilmekte. Fakat bunların sorumlusu kim hala belli değildir. Lidya Kralı Krozeus'un hikayesi Tevrat'ta, Kur'an'da birçok yerde geçmektedir. Aynı zaman tabii Kul Hikmet ne demiş? Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur, bülbül gibi olsa ne fayda? Kul Hikmet üstadım gelse otursa, Hakk'ı kelamını dile getirse, dünya benim deyip zapta geçirse, Karun kadar malın olsa ne fayda? Karun gitti ama malının mülkünü beraberinde götüremedi.